Ya bize zaten kaşının gözünün üstünde mi? Aa hayırdır? Ya ağzın biraz geniş mi? Kulaklar kepçe lan senin Gel bir bak ceza. Diyebilecek adamlar bunlar. Yani o yüzden zaten kitapta olan bir kuralı bilip yapmamak en mantıklısı diyorum. Merih'le alakalı olan muhabbete bakalım. UEFA'nın sitesine girdim. İlgili disiplin kurulunu şeyini araştırdım. Tamam mı? maddelerini indirdim. 31'e 4 demiş şuradaki bir haber. BBC News Türkçe. Sadece BBC diye düşünmeyin. Tüm kanallar bunu bu şekilde vermiş. BBC News Türkçe demiş ki. Merih'in demiş. Merih Demiral'ın Bozkurt içeride gol sevinci şimdi hangi kararlar alınabilir? Burada yapılan açıklama soruşturmada göre UEFA disiplin yönetmeni 31-4 maddesi uyarınca açıldığı belirtildi. Söz konusu madde futbol sahalarında siyasi, ideolojik, dini veya ırksal propaganda içeren her türlü davranışı yasaklıyor. Şimdi madde buymuş. Ben indirdim bulamadım. Ya benim mallığım ya yanlış şey indirdim. 31'e 4, 31'e 3 var. Şuna bakalım. 31'e 4. Mesela şu olması lazım. Ben yani 31'e 4'ü buraya yazdım. A, alakası etkili disiplin müşterisi UEFA'yı temsil eder falan filan diye bir şey yazıyor. 31'e 4'te. Şuna bir bakalım. Bunları Türkçe'ye çevirebilecek bir İngilizce kabiliyetim yok. Bugün de aradılar BBC'den. Yok bir British Town'dan aradılar İngilizce dersi için. Ama yine gitmedim kayıt olmaya. Ki onu da alsam büyük bir ihtimalle çeviremem. Prensip olarak soruşturma açısından falan falan. UEFA prensipleri etik. Hani burada ben bulamadım. Bak Dördüncü maddede yazmıyor. Hadi diyorum acaba farklı bir madde mi? Ben bunu anlayamadım. Bilgisi Belki yanlış şeyi indirdim. Belki yanlış UEFA metnini indirdim. Ondan da emin değilim. Bulamadım. 31'e 4 demiş. Bakın 30... 31'e 4. Etnik disiplin metodolojisi falan yazmış. Şunlara bir bakalım. 4 yıl süreciyle görevlendirildi. İçerisinde bir milyon komisyon olduğunu atıran kongre görüşmeler başlıyor. Süresi içinde oyuncu. Ee, etik ve disiplin güçleri UEFA mahkeme en için için alıp falan filan. Yok. Ben bulamadım abi. Belki haber yanlış. Belki haberdeki o kısım yanlış. Emin değilim. Fakat doğru olduğunu kabul ediyorum. Ben tekrar söylüyorum yanlış e, araştırma yaptığımı düşünüyorum ve doğru olduğunu kabul ediyorum. Eğer doğruysa abi böyle bir e, şey varsa, 31'e 4 maddesi varsa ve bunun da e, açıksa bir soruşturma başlatılır ve işte atıyorum 2 maça kadar ceza verilebilir, 3 maça kadar ceza verilebilir maddesi varsa maalesef evet doğru. Peki UEFA bu konuda yanlı mı hareket etmiş? Ona bakalım. Şimdi ChatGPT'ye girdim. Uzun uzun Google'da aramak şey yapmayayım diye ChatGPT'ye girdim abi. Buna benzer şeyleri bana ver dedim. Şu kamerayı kenara alacağım. Ya kendim de çok fazla futbol düşkünüyümdür onu söyleyeyim. Hani genelde Tarkov falan yayınları yapıyorum ama sordum. İşte de siyasi ceza almış oyuncuların yaptıklarını listele dedim ChatGPT'ye. ChatGPT de bana dedi ki olay 2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan'a karşı oynanan maçta olmuş. Kosova kökenli Şakir'i ve X'a ya gol sevinçlerinde Arnavut Kartalı simgesi yaptılar. Bu hareket Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Sırbistan'a karşı politik bir mesaj olarak yorumlandı ve Lies benzer bir hareket yaptı demiş ve ceza olarak da FIFA tarafından 10.000 e, İsviçre Frangı cezası verilmiş. Mesela Niye maç verilmemiş bilemiyoruz. Ama keşke bize de para cezasına çevrilseydi bu. Nicolas Anelka çok sevdiğim bir topçudur. Olay 2013 yılında West Bromwich Albion oynarken bir maçta yaptığı golden sonra Juan Nella adı verilen tartışmalı bir jest yaptı. Burada jest de diye el hareketi falan hani şimdi göstermeyeyim yaptı. Bu hareket bazı kesimlerce antisempatik bir selam olarak değerlendirildi. Şimdi Buna bakacağım ben. Bir falsosu yok umarım. 5 maç men cezası 8000 pound da para cezası verilmiş. Anelika'ya. Özellikle merak ettim. Koale ne kele kala kala neymiş? Nicolas Anelika. Guvesta salute bu Ha. E, <laughs> Hareket bu sanırım değil mi? Ee, Okey. Yani kendilerince olan bir şey. Çok bir yorum yapmak istemiyorum. Enteresan bir e, selammış Anelika'dan. Ardındakine geçelim. Josip Simonovic, Hırvatistan. Olay 2013 yılında Hırvatistan'ın İzlanda'ya karşı oynadığı Dünya Kupası eleme maçında taraftarlarıyla birlikte Nazi... Tamam Nazi sloganı atmış. Geçmiyor zaten. Tamam mı? Yapıştır. Lionel Messi mi? Aa, Dur bunun bunun yaptığı hareketi kesin buluruz. Yani Anelika'yı belki bulamayız da zaten onu da gördük. Fotoğrafını gördük. Videosunu bulamayabilirsiniz. Ama fotoğrafını daha rahat bulabilirsiniz. Bu tamam, bakalım. 2014 yılında Arjantin milli takımı oynarken Faklin adalarının Arjantin'e ait olduğunu belirten bir pankart açtı. Bu hareket FIFA tarafından incelendi ve Arjantin Futbol Federasyonu uyarı aldı. Ancak Messi'ye doğrudan bir ceza verilmedi. Messi'ye veremezsin. <laughs> Gerçi verirsin. Messi'ye de verirsin. Sorun değil. Ama niye vermemişler Messi'ye? Merak ettim. Ee, uyarı almış. Burada da şey olabilir. Hani bu Falkland Adaları böyle çok fazla lobisi falan yoktur tamam mı? Çok böyle güçlü bir <laughs> güçlü bir şey değildir. Tamam ya yani ceza verdim abi. Hani ne bileyim işte atıyorum Yunanistan için yapsaydı mesela ceza alırdı Messi. Ege Adaları Türklere aittir falan dese büyük bir ihtimalle ceza alırdı Messi. Bu arada Messi'yi de çok severim ben. Yani Cristiano Ronaldo'yu Messi. Gerard Pique vay anasını. Gerard Pique. O 2017'de Kat Katalanya'nın bağısızlık referandumu bağımsızlık referandumu nu destekleyen bir tweet attı. İspanyol milli takımında oynarken bu durum taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Ceza doğrudan bir ceza almadı. Ancak milli takımda oynarken yoğun bir şekilde yuvalandı ve eleştirildi. Ya oğlum chat kipit sende. Yani ceza verdiği de olmuş. Ceza vermediği de para cezası verdiği de olmuş. Bize Ceza verdiler ama tekrar söylüyorum yönetmelik varsa abi yani şöyle bir şey demişse adam. Erdem ben senin sponsorunum ve yayınlara girerken kardeşim gözlük takmayacaksın. Bu sponsorluk anlaşması. Ben de atıyorum işte konuşmuşum konuşmuşum çok da iyi göremediğim için şöyle bir dakika burada ne yazıyor demişim. Tamam 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 okey demişim atıyorum ya da yayını şey yapmışım başlamadım sanmışım kayıtta kalmış ama gözlüğü takmışım. O madde orada yazdığı için bana sponsorum ceza verebilir. Bana kural koyucu o olduğu için ceza verebilir. Ben bunu demeyi istiyorum. Merih'in durumu da o şekilde. Biz bunları bilerek hareket edeceğiz. E, verilmemesi gerekir. Verilmesine gerek yok aslında ama Welcome to, welcome to world. Dünya dil değildir ama kurallara uymak zorundayız. Yani, bu arada şeyle alakalı da Arda tweet atmış, işte Mert Güldür falan tweet atmış Merih olayıyla alakalı. Hani onlar da destek vermiş. Ama Maalesef kötü bir durum oldu yani. Onun dışında şöyle bir şey de gördüm ben. Şöyle bir videoda izledim. Ee, i̇şte şeyin Portekiz Ziya Portekiz'e yenildik. Sonra Avusturya ile oynuyoruz. Tamam mı? Avusturya oynuyoruz. Maça çıktık. Kazandık. Portekiz'in yenilmesini siyasi bir e, gazeteci, youtuber şöyle bir yorum yapmış. Ben ona katılmıyorum. İsim vermeyeceğim şimdi. Milyon, milyar takipçisi var zaten. Ama yine de isim vermek istemiyorum. Hani sonra polimik falan ki şöyle bir şey istemem. Portekiz o maça yedeklerle çıkıyor ki Gürcistan'a yenilsin, Türkiye çıkamasın. Abi böyle bir senaryo atın kafanıza sen, ne olur. İşte bu bizi kendimizin en büyük rakibi haline getirir böyle düşünceler. Çünkü biz böyle yaparsak hep böyle bir şeye kulüp takmak zorunda kalırız. İşte hep bir mağlubiyetimiz ya da bir gruptan çıkalımız sonrasında kulüp takmak zorunda kalırız. Böyle bir şey yok. Sen de bir antrenör olsan, Portekiz antrenörü olsan ya da Montello. Bizim antrenörü söyleyelim. Ya da Fatih derim. iki tane maç kazandın. Ya da sensin. Benim. iki tane maç kazandım. Çıktım. Gürcistan'ı 3-0 yendim. Gittim. Portekiz'i 1-0 yendim. Salla gitsin derim ya son maçı. Arda'yı yedek oynatırım. Hakan Çağlan olduğunu yedek oynatırım. O yedek bana ne abi? Mert Güldür'ü yedek oynatırım. Kaleci'yi bile yedek çık. Bak. İlk 11'i komple değiştiririm. Çünkü şimdi o yorum yapan o kişinin bilmediği ya da belki farkında olmadığı ya da belki prim yapmak için yapıyor bilmiyorum. Şey şu. Tamam bak siyasi bir şey olabilir. Tekrar çok sevilen bir ülke değiliz. Bu başka bir şey. Ama futbol olarak baktığında sahaya inip teknik adam olarak baktığında kardeşim ben zaten 2 günde 3 günde bir maç oynayan bir takımım. Benim as oyuncularım 3 gün sonra bir daha niye maça çıksın? Yorulmasınlar diye onları oynatırım. Bu çok yanlış bir söylem ve hakikaten de buna onay verenler olmuştu. Ölüm. Hayır abi. Portekiz yedeklerle çıkmasının sebebi grupta garantiledi birinciliği. Birinciliği garantiledi. Niye yorayım dedi adamları. Yedekleri soktu gitti. Ya bize Manchester United geliyor. Hatırlayın bir tane maç. Fenerbahçe maçı. Barcelona'lar geldi. Yedek de geliyor. Niye? Abi adam zaten grupta 6 maçı var. 6 maçın Beşiktaş'ın oynam, beşini oynamış Barcelona. Beşiktaş'la oynayacak. 15 puan yapmış, birinciliği garantilemiş. Yedekle çıkıyor. Şimdi gruptaki Schalke 04 ya da işte ne bileyim Arsenal şey mi diyecek ya efendim işte Barcelona'da yedekle çıktı oraya. Sırf onlar onu yensin. Biz çıkamıyorum açık. Yok abi böyle bir şey yok. Bunları kafanızdan çıkarın aga. Bunlar olduğu sürece biz futbolcu baş hakeme, bilmem ne yok abi uğraşmayın hakemle. Uğraşmayın.